Arıyorsun bizi de yayındayız baba. Beşiktaş'ta kardeşim. Yayındayız. Sayın Fikret Orman, Allah aşkınıza şampiyon olmak istiyorsanız bu sezon Vodafone Arena'da maç oynamayın. Kim o? Baba yayındayız. Kim o? Herhangi bir toplanıyorlar gruplar. Bizi arıyorlar. Baba yayındayız. Sevdi. Bir şey söyle. Baba. Baba bu telefon niye bu kadar çok çaldı? Ben de anlamadım. Ben açıyorum. Ben Baba yayındayız. Konuş be abi. Hadi yayın artık. Fazla çaldırmadı. 20 sekiz. Yayınlıktan çıktı artık. Fazla çaldırmadı. 28 kere. Bir dakika. Sonra çıkıldın devam ediyoruz. Arıyor. Alo. Sana gelen bana gelsin. Baba birisi kafa yapıyor. Ödemeli görüşmek istiyor diyor. He? Kafa şaka yapıyorsun. Vallahi birisi sahte birisi. Sen bir dakika ya. Vallahi Ehan bitti. Düşürdü parayı. Bekle ödemeli. Yok be, ödemeli dedi ya. Evet. Size ben bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum canlı yayında açıklıyorum. Patladı mı? Erhan Güler yüz. Bence yemin ediyorum size bak. Ne oldu? Telefonu inanılmaz taklit yapan birisi bizi patlattı bence. Nasıl patlattı Erhan Güler? Arayan kişi de her zaman Erhan Güler yüz değil. Vallahi değil billahi değil. Konuşuyoruz oğlum. O değil bence taklit yapıyor. Vallahi taklitini yapıyor bence. Ya. Olabilir. Sana yemin ediyorum. Sen verdin telefonu. Hayır ben verdim. Ben vermedim. Benim telefonumu kim verdi? Senin telefonunu ben verdim. Bu sahte Erhan Güler yüz mü? Sahte Erhan Güler yüz. Bak niye biliyor musun? Niye kaydettiniz? Sezgin'in masasından aradı Sezgin Gelmez'in. Efendim dedim. Bana telefonunu verir misin dedi. Ben de verdim. Abi benim telefonumu niye veriyorsun? Hayır senin telefonunu ben vermedim. Kaydetmişim. Ben benim telefonumu verdim. Nasıl kaydettin? Sonra senin telefonunu kim verdi? Beni aramadı ki Erhan Güler yüz. Nasıl? Beni aramadı. Erhan Güler yüz seni hiç aramadı mı? Şimdi Erhan Güler yüz dediğin arkadaşlarıyla sabaha karşı bir atölyede 20 kişi oturmuş Erhan adamlar mı? Ertemciğim şu biletimi daha anons edermişsin sen et. Cahit Berkay'la beraber son 3 maç. Vodafone Arena'da oynanacak olan son 3 karşılaşmayla ilgili olarak. Bizlere sürekli olarak hocam buyurun Erhan Güler yüz arıyor. Ver. Bizlere ve ödeme. Hiç görüşmek isteyen biri var. Oh, Güler devrili. Telefonu açtığında başlar ve kendi tarifinizden ücretler. Yüzü yazsana bir. Ayrıca hizmet bedeli 69 kuruştur. Ne bu? Lütfen bekleyiniz. Ya canlı yayında yapmayın. Bir şok olur, bir şey olur. Küfür müfür eder, ondan korkarım. Efendim? Erhan sen misin? Canlı yayında yapmayın. Bir şok olur, bir şey olur. Efendim? Erhan sen misin? Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Erhan. Hocam çok üzülüyorum ben. Erhan diye onun sesi değil ya. O ya. Evet sonra evet Erhan'cığım seni dinliyorum. Geliyor şu an. Geliyor. O ya Erhan ya. Onun sesi değil. Hocam ben daha doğrusu size şaka falan yapmadım sadece. Aslında bir şaka yaptım. Sen parayı mı düşürdün? Mikrofonu bırak hocam. Mikrofonu bırak hocam. Mikrofonu bırak hocam. Bak küfür müfür etme ha. Canlı yayındayız. Hayır hayır kesinlikle. Bir dakika sen şimdi aç mısın açık mısın? Param mı yok? Kontür mü bitti? Niye ödeme arıyorsun? Kontür bitti. Kontür bitti. Fatura borcun mu? Evet. Yatırmadın. Hocam. Dur önce bir defa sana bir kimlik doğrulama testi yapacağım. Sen şayet gerçek Erhan Güler yüzsün. Bundan bir ay önce seninle çok önemli bir yerde karşılaştık ve üzerinde tuhaf bir elbise vardı. Paltonun rengini söyle. Hocam ben Erhan Güler yüz değilim. Hocam özür diliyorum sizden gerçekten. Herkesten özür diliyorum. Ama o kadar güzel yüreğiniz var ki yani çok güzel bir şekilde benimle sohbet ettiniz aylar boyunca. Ya sen bizi yıllarca yedin doğru mu Erhan Güler yüzüm diye. Hocam, Ertem yaktın bizi ya. Tabii ki yani. Ha, anladım. Helal olsun sana. İyi akşamlar o zaman sana güle güle. Sinan hocama. Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Çok net alıyorum. Hocam kapat hocam hadi kapat geç. Dur bir dakika. Burada da kaç tane Erhan Güler yüz var kardeşim? İzleriniz var bakayım. Hadi hocam bay bay hocam. Bırak bizi işletiyor ya. Bıraksın biz de insanlık yapıyoruz. Konuştum ama sadece Rasim hocamla konuşmadım. Rica etsem bir de onunla konuşursan. Bir de sen kimsin? Et misin? Balık mısın? Kapat Erto ya. Hemen engelledik baba geçmiş olsun. İyi bu Erhan değil mi?
Değilmiş vallahi. Peki, ayıp ama ya. Peki bir dakika. Ama bende gerçekten konuşan Erhan Güler yok. Abi, yedik hepimizi yedi abi. Hayır bir dakika ya. Beni Cahit abi ile konuşturdu ya. Bir dakika. O da Cahit Köşe. O da kolpacı. Bir dakika. Alayın bir kolpacı. Dakika. Bu aynanın solisti olan Erhan Güler seni aramıyor muydu? Abiciğim. Hürmette yorgun. Bir dakika. Ben şimdi engelledim onu. Hayır abiciğim. Beni gerçekten arayan Erhan Güler yüzü. Sana öyle geliyor. Bir ara abi. Bir dakika Erhan'a geri dön. Canlı yayında bir dakika Ayla'nın solisti siyah gözlüklü Erhan. Hocam bak. Güneş gözlüklü Erhan bağlan. Bir dakika beyler ben lazım. Bu filmi daha önce gördüm. Reha Muhtar ve Erman Toroğlu. Mesela bir program Fatih Terim bağlandı. Yavuz Seçkin. Yavuz Seçkin. Yok iyi galiba. Hayır 10 dakika yedim. Yedim. Hocam nasıl yedim ya? Sonuna kadar yedim. Valla mı? Ters ters konuşuyor şimdi dalayım mı dalmayayım mı diyorum. Bir tuhaf konuşuyor falan. Erman Hoca ile birbirimize bakışıyoruz. Reha da zaten böyle... Ama bu terbiyesiz bir kim ya bu ya? Sizi mi gülüş var ya adam? Bu terbiyesiz bir hocam ya. Eser hocam ne alakası var? Eser hocam ne alakası var? Ertem, Erhan'ın başkanı, lütfen aslan gibi çocuğun biri fiziki özelliğini kullanarak bizi yemişse ben onu başkanım. Bana dedi ki Ahmet Hoca'dan aldım telefonu dedim. Yok ben kimseye telefonunu vermem. Yok valla ben vermedim. Ulan sen verdin. Konuştun mu genel? Ben ne numaranı falan vermedim ya. Konuştum be abi ben konuştum ya ne bileyim ya. Ben vermedim. Ama bir dakika o sesin o olmadığını anlamadınız mı? Ben duyar duymaz anlamadım. Ben vermedim. Beni direkt kemin. Bence ki şarkıcı sesi bilinen bir adam. Ben Erhan abiyle geçen seneden beri telefonda konuşuyorum. Bu nasıl ben değilim diyor ya. Ben bir yıldır ne yaptım? Kim ne yaptım? Bir de bu mağazdan yapıyor. Ödemeli ayağından mağazdan döndü. Tek Ertem. Ertem ama Erhan Güler yüzü neredeyse bulup stüdyoya getirir. Tabii. Ertem bu ne ya? Evet. Bir yıldır sen Erhan Güler yüz diye adamın biriyle mi konuşuyorsun? Yeni şarkı koysana. Hani dün gece Ertem, sırf sana benziyor diye birine merhaba dedim. Gece Ertem. Hiç tanımadığım bir erkeğe Ertem. Sırf sana benziyor diye Erhan Tulca sokulup Erhan'cım dedim. Efendim. Olacak iş değil ya. Sen misin? Ben gibi. Ertem. Tamam. Canlı yayında. Hocam kapat ya. Valla. Evet. Arkadaşlar. Erhan Güler yüzü var. Evet. Gerçek. Ciddiye dönelim. Bir dakika. Bir yıldır siz arada Erhan Güler yüzü var. Bir kez. Erhan abi bana bir film teklifinde bulundu. Ne? Bu film. Hayır hayır. Gerçek Erhan mı? Bu sadece. Gerçek Erhan. Bir kere konuştum ben ya. Erhan abiyle ya. Yüz yüze. Ben bir kere konuştum. Peki bu adam bunu nereden biliyor? Telefonda da bana. Ertem bir dakika. Şimdi ben biliyorsun senelerce Ulusal Soruşturma Bürosu'nda görev aldım. Bir dakika dur bak. Ben biliyorsun senelerce Ulusal Soruşturma Bürosu'nda görev aldım. Bir dakika dur bak. Şimdi Ertemciğim. Bir, ilk sana bu mesaj çekti. Ben Erhan Güler'iz. Ertemciğim programımız çok güzel dedi. O mesaj üzerine mi kaydettin sen? Evet. Adam yemişin aslan gibi yemişin. Ondan sonra da temasınız devam etti. Evet. Doğru mu? Ben bir kere konuştum. Telefonda konuştuğu zaman da telefonda bir dakika durdun. Zaten sen konu Ertem. Konu Ertem. Sen masumsun. Sen masumsun. Şimdi bir buçuk sene önce ben Erhan Güler'iz. Programı çok beğeniyorum. Oğlum ben Erhan abi yıllardır tanıyorum. Mesaj attıktan sonra kaydetti. Sen de bir dakika sen de Erhan'ın cebi yoktu. Mesaj attı. Aldın. Bak çok, ondan sonra konuştuğu zaman da telefonda sesinin Erhan olup olmadığını fark etmedin. Yok. Ve bir yıldır adamın biriyle Erhan diye görüştüm. Ben konuşuyorum arkadan bateri sesi falan geliyor. Abi, Cahit Berkay burada diyor. Abi kolpa. Benimle geçer geldi. Cahit Berkay diye. Cahit Berkay diye amcasıyla mı konuştun? Amcası evi bir adam. Amcası bakkal. Bakkal. Bakkal Arif amca. Ben Cahit Berkay. Çok yüz oldu biliyor musun? Senin numaranı kim verdi abi? Oy. Ahmet Hoca vermedi. Ben vermedim. Ben kimsenin telefonunu vermedim. Ben hiç kimseye vermiyorum. Verdim. Ahmet Hoca da verdi ya. Ya telefonlar durmuyor. Bir cuma. Ya. Yine 20 tane. Hocam engellesene ya. Efendim. Avukat Esenler Ezgi şu anda mesaj yazdı. Gereken yapılıyor den. Tarihi gördüğüm canlı yayında kek. Ertem inanılmaz bir şey. Peki gerçek Erhan'ı şu an bağlayabilir miyiz? Bir dakika hesabınız terör örgütünün eline geçmiştir diyor herif. Bizim yiyorlar ne yapıyorlar? Ya, yiyorlar hocam yapar ya engelle. Hocam o şey biliyorsun. Dolandırıcı. Kolpacı dolandırıcı. Evet. Yemeyin neyse. Sakın. Tebrik ediyorum. Hesabınız terör örgütünün eline geçti. Tebrik ediyorum. Beştaş yönetimine ciddiye dönelim abi. Beştaş Tebrik ediyorum. Evet taraftarına çağrısına Ayş. Kulak verdiği için ve bilet sistemini değiştiği, satışı devam ettiği için tebrik ediyorum. Ertem.
Abi ciddi konuşalım. Bizi arıyor da. Baba yayındayız. Bırakın herhangi bir arıyorsun falan adamı ya. Abi telefonlar durmuyor ya. Hocam kafasına engelledim. Hadi bir reklama gidelim. Dünya medyasında ilk kez görüyorum bunu. İlk kez olacak. İlk kez bu açıklama yapacak. Ne herhangi bir arıyorsun. Bu arada sevgili Erhan abi aramış Devrim Zengi. Gerçekten aramış. Gerçek Erhan. Bu kişi benim adıma herkesi arıyor, dolandırıcılık yapıyor diye. Hakkında hukuksal işlemle başlatılacakmış. Bunun da altını çizerek belirtelim. Sevgili seyirciler. Bir şey istemedi ki bizden. Nasıl? Hocam benim vaktimi çaldı hocam. Ya vakti yok. Benim bir yıldır vaktimi çaldı. Ben ona bir ayıp olmasın diye. Yalnız Ertem'in olgunluğunu alkışlıyorum. Normal biri bu olaya üstü örtmek ister. Ne kadar olgun, bir senedir keklendim diye. Öyle. Çok özgüvenli. Utanmadan Sinan'ın telefonunu verdim ya. Sen verdin. Ben verdim. Nasıl Türkiye'deki sanatçılar, artistler bizi seyrediyorsa Rihanna da bir sanatçı, artist, o da bizi seyrediyor. Ve hocayı yani. Hocayı görmüş. Bak hocayı görmüş. Hocayı görünce demiş ki ne anlatıyor bu tuhaf görüntülü adam demiş. Niye İsmail YK açılışa gelmiyor? İsmail YK. Hocam Rihanna'ya Allah belanı versin der karıyı kovar. Beni izleyen toplum, benim Twitter'daki yavrularım, kardeşlerim, ekşi sözlükteki kardeşlerim ki Türkiye'nin en zeki grubudur. Veya sokaktaki adam fark etmez. Beni eleştiriyorsa ben o eleştiriden ders almak mecburiyetim değil. Bu ekşi sözlükteki çocuklar hocam çok makıllı. Hocam çok kalın yaptın, sen yaptın, yakışmadı derlerse. Bu ekşi sözlük, aminna. Sen bu ekşi çocuklara çok makıllı diyorsun. Benim müziğimi ver. Işığı kapatın, oldukça karanlık yapın.